İsmim Celil Bektaşoğlu. Küçüklüğümden beri arabalarla bir haşır neşirliğim var. 2020 yılında başladık bu işe. Üniversite terkim. Bu iş için üniversiteyi bıraktım. Hani işi o derece seviyorum. Evet. Kardeşiniz Cüneyt Bey ile berabersiniz. Evet. Burası bir aile işletmesi. Doğru. Babanız emekli. Babanız da yine sizin yanınızda. Bir evet. aile işletmesi olarak Terme'de ikinci el araç alım satım üzerine burada bir faaliyetiniz var. Peki nasıl bir hizmet veriliyor? Biraz bahseder misiniz? Bizim aslında taksiden ziyade minibüs kamyonet işimiz var. Ticari grubu. Burada zaten eski arabaları kesip minibüsleri kamyonet yapıp öyle satarız. Tabii taksi işi de yapıyoruz. Ama ufak çaplı. Yani lüks işi buralarda çok yaygın değil. Evet. O yüzden biz de buranın düzenine ayak uyduruyoruz. Ekonomik sınıf araçlarla burada tabii. hizmet veriyorsunuz ama ağırlığınız tabii ki Terme deyince aklımıza dünyanın ve Türkiye'nin tanıdığı bildiği en iyi markada ticari araçlarla burada zaten Tabii ki. Hizmet veriliyor. Siz de hem buna ayak uyduruyorsunuz hem de talepler doğrultusunda ikinci el binek araçlarda burada alım satım olarak da hizmetiniz mevcut. Evet. Peki hizmeti sunarken dikkat etmiş olduğunuz kriterler nelerdir sizin için? Bizim için değişen olmayacak araçlarımızda. Kilometreleri orijinal olacak. Motorlarında, yürürlerinde biz kendimiz ve ustamız olarak ön kontrolleri yaptıktan sonra burada tezgaha satışa çıkartırız. Bizim Evet. için önemli olan bu, müşteri memnuniyeti. Evet. Yani empati kurarak hizmeti sağlamak burada çok önemli. Tabii ki. Sonuçta ikinci el araç alım satımı yapıyorsunuz. Kendiniz binecekmiş gibi, kendiniz alıyormuş gibi araçları alıp daha sonrasında burada işletmenin önüne temiz bir şekilde yıkanmış, iç kuaförü yapılmış Tabii ki. şekilde Detaylı pastacılığa satılmış. pastacılık. Yani müşteri nasıl, biz hani nasıl arabaya binmek istiyorsak direkt alıp bizden o şekilde binmesi gerekiyor. Evet. Eğer bizden şehir dışından gelen müşterilerimiz oluyor, hani orta segmentin üstü araç sattığımız araçlar da oluyor. Dediğimizin harici bir şey çıktığı zaman en büyük politikamız müşterinin geliş gidiş masraflarını, gerekirse o adama verdiğimiz parasını 2 gün bekletsek onun zararını dahi karşılarız. Bizim için para ikinci planda. Zaten başarı için önce yaptığın iş önemli zaten. Kesinlikle. İlk Evet. önce sizin içinize sinecek ki daha sonrasında da burada aracı alacak kişinin de içine sinmesi Tabii ki çok çok ben, önemli. özür dilerim lafınızı böldüm, 23 yaşındayım. Yani iyi bir izlenim uyandırarak ticarete başlamak istiyorum. Hani 3 senedir bu işin içindeyim. Ya şükürler olsun, hakkımızda kötü konuşan yoktur yani. Ne güzel. İnşallah bundan sonra da olmaz. Tamamıyla kalite odaklı ve %100 müşteri memnuniyetiyle Tabii ki. hizmet veriyorsunuz da diyebiliriz. Son olarak buradan bizleri izleyen izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz? Özellikle de araç alım satım yapacak olan izleyicilerimize Tabii. öneriniz olur mu? Kısaca alabilir miyiz? Araç fiyatları zaten yüksek. 1-1,5 lira zaten ekspertiz raporlarının fiyatları. Zaten örnek veriyorum, 150 bin lira verdiğiniz en basit arabada Evet. dahi olsa %1'i dahi yapmayan ekspertiz parasını vermelerini, hani ekspertiz yaptırarak almalarını öneriyorum. Evet. Çünkü şu an hani araba işi kapış kapış olduğu için dolandırıcılar çok. Kapora dolandırıcıları olsun, Evet. ekspertizde hani sahte raporlar düzenleyenler olsun, TSE onaylı ekspertizlere gitmelerini biz öneriyoruz. Evet, her şey olabiliyor. Motoru değişmiş oluyor, şase numarası Tabii değişmiş ki. oluyor, arabanın kupası değişmiş oluyor, Tabii ki. kesilip birleştirilmiş oluyor gibi gibi birçok aksi olayla karşılaşıyoruz, duyuyoruz. O yüzden bunlar başına gelmemeleri için dediğiniz gibi işe gönül veren, gerçekten hizmetin sattığı aracın arkasında duran ve dediğiniz gibi TSE belgeli olan bu oto ekspertizlerde ekspertizini yaptırsınlar. Tabii Firmayla ki. beraber bunları karşılaştırsınlar. Ondan sonra alışverişini yapsınlar diye altını çizmiş olalım. Tabii ki. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Hizmetlerinizin ve başarınızın devamını Çok diliyoruz. memnun oldum Bizler de tanıştığıma. çok sağ olun.